Hayatınızı değiştirmeye hazır mısınız? Başarılı bir yaşam için uygulamanız gereken 7 Stoacı prensip ile tanışın. Hayatınızdaki olumsuzlukları nasıl fırsata çevirebileceğinizi, zorluklarla başa çıkmanın yollarını ve içsel huzuru nasıl bulacağınızı bu videoda keşfedin. Stoacılığın güçlü öğretileriyle kendinizi yeniden şekillendirin ve hayatınızı tamamen farklı bir yönde yönlendirin. Hazır olun çünkü hayatınıza etki edecek adımlar burada. Başlamadan önce abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci prensip, kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmayın. Epiktetos'un bu prensibi, Stoacılığın temel taşlarından biridir ve dış dünyadaki her şeyin kontrolünü elimizde tutamayacağımızı vurgular. Stoacılıkla ilgilenen bir kişi, bu öğretiyi hayatına entegre ettiğinde, dışsal faktörlere değil, kendi içsel dünyasına odaklanır. Dışsal olaylar, hava durumu, başkalarının davranışları gibi durumlar üzerinde bir etkimiz yoktur. Ancak kendi düşüncelerimizi, tepkilerimizi ve hareketlerimizi kontrol edebiliriz. Bu felsefe, kişiye hem özgürlük hem de iç huzur sağlar. Çünkü kaygılar genellikle kontrolümüz dışındaki olaylara duyduğumuz endişelerden doğar. Epiktetos'un, kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmak, zaman kaybıdır anlayışı, aslında daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenin anahtarıdır. Gerçek güç dış dünyaya karşı değil, iç dünyanıza gösterdiğiniz sabırda ve kararlılıktadır. Bu öğreti modern hayatta da oldukça geçerlidir. Çünkü genellikle kendimizi başkalarının davranışları, sosyal normlar veya çevresel koşullar tarafından şekillendirilen bir dünyada buluruz. Stoacı bakış açısı bu tür dışsal faktörlere fazla odaklanmamayı ve kendi içsel denetimimizi geliştirmeyi önerir. Günlük yaşantınızda bu prensibi uygulayarak endişelerinizin azalacağını ve daha huzurlu bir yaşam süreceğinizi göreceksiniz. Sonuçta yaşamınızı sadece kontrol edebileceğiniz alanlarda yönlendirerek içsel gücünüzü keşfetmiş olursunuz. İkinci prensip, duygularınıza sahip çıkın. Seneca, duygularımızın bizi kontrol etmesine izin verdiğimizde içsel huzurumuzu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağımızı söyler. Duygular, doğal olarak hayatımızın bir parçasıdır. Öfke, üzüntü, korku. Ancak bu duygulara teslim olmak, onların bizi yönlendirmesine izin vermek hayatı zorlaştırır. Stoacılığın öğretilerine göre, bu tür duygusal patlamalarla başa çıkmanın yolu, duyguları ilk başta reddetmek ya da bastırmak değil, onları anlamak ve bilinçli bir şekilde yönetmektir. Bir problemle karşılaştığınızda, ilk tepkiniz ne olursa olsun ona teslim olmayın. Bunun yerine düşüncelerinizi kontrol altına almak ve duygusal yanıtlarınızı daha sağlıklı bir şekilde yönetmek için bilinçli bir çaba sarf edin. Duygusal tepkinizi anlamak ve mantıklı bir şekilde düşünmek sizi daha güçlü bir insan yapar. Stoacılık, duygusal dengeyi bulmanın, hayatta güçlü ve istikrarlı kalmanın anahtarıdır. Üçüncü prensip, her zorluk bir fırsattır. Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayarak başlayalım. Zorluklar büyümek için fırsatlardır. Hayatın bize sunduğu her zorluk, aslında içimizde saklı olan gücü keşfetmemize ve daha dayanıklı bir insan olmamıza olanak tanır. Gündelik hayatta karşılaştığınız sıkıntılardan, iş yerindeki baskıdan veya kişisel ilişkilerinizdeki çatışmalardan kaçınmak yerine, bu zorlukları öğrenme ve büyüme fırsatları olarak görmelisiniz. Zorluklar, bizim için sadece başa çıkılması gereken sıkıntılar değil, aynı zamanda birer öğretmendir. Örneğin, iş yerinde size verilen zorlu bir görev, daha iyi bir lider olmanızı sağlayabilir. Kişisel yaşamınızdaki bir hayal kırıklığı, daha bilinçli kararlar almanız için bir yol gösterebilir. Stoacılığa göre bu tür durumlarda önemli olan, engelleri kendi lehinize çevirmenin yollarını bulmaktır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, karşılaştığınız her şeyin size bir ders verme amacı vardır. Bu anlayışla, sıkıntılarınızı birer mücadele değil, potansiyelinizi keşfetme aracı olarak görmelisiniz. İnsanoğlu en güçlü haline ancak zorluklarla yüzleştiğinde ulaşabilir. Tıpkı bir çiçeğin sert bir toprağa kök salarak en güzel haline ulaşması gibi, siz de hayatınızdaki zorluklarla mücadele ederek en iyi versiyonunuzu yaratabilirsiniz. Bu perspektifle her engel, sizi gelecekteki daha büyük başarılar için hazırlayan birer fırsata dönüşür. Çünkü zorlukları aşmayı öğrenmek, hayatınıza daha fazla güven ve direnç katar. Unutmayın, zorluklar ne kadar büyükse o kadar çok şey öğrenirsiniz.
Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bir sonraki zorlukla karşılaştığınızda ondan öğrenmeye ve büyümeye hazır mısınız? Dördüncü prensip, kendinize saygı gösterin. Stoacılığın temelinde kişinin kendi değerini bilmesi ve bu değeri koruması yatar. Epiktetos'un dediği gibi, kendi kendine saygı duymayı öğrenen başkalarının saygısını kazanır. Kendinize olan saygınız, başkalarından gördüğünüz muameleyi doğrudan etkiler. Kendine değer vermeyen bir insan, başkalarının saygısız davranışlarını kabullenmeye daha yatkındır. Kendinize saygı göstermek, sağlıklı sınırlar koymayı ve bu sınırları savunmayı gerektirir. Bu, yalnızca başkalarının size yaklaşımını değil, aynı zamanda sizin kendinizle olan ilişkinizi de dönüştürür. Örneğin, iş yerinde herkesin sizden sürekli bir şeyler talep etmesine rağmen, kendi sınırlarınızı çizdiğinizde hem iş arkadaşlarınız hem de yöneticileriniz sizi daha fazla ciddiye alır. Aynı şey kişisel ilişkilerde de geçerlidir. Kendinize yeterince saygı göstermezseniz, başkalarının sizin için belirlediği rolleri ve sorumlulukları sorgusuzca kabul edersiniz. Bu sadece sınır koymakla sınırlı değildir. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayırmak, kendinizi geliştirmek ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek anlamına gelir. Seneca, kendinize olan saygınızın hayatta ne kadar huzurlu ve başarılı olacağınızı belirleyen temel bir faktör olduğunu vurgular. Kendinize zaman ayırarak sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak, bir kitap okumak ya da sadece dinlenmek bile öz saygınızı besler. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Unutmayın, kendinize saygı göstermezseniz başkalarından bunu beklemeniz mümkün değildir. Bu yüzden bugün şu soruyu kendinize sorun. Hayatımda gerçekten kendime saygı duyduğum ve bunu hissettirdiğim alanlar var mı? Eğer yoksa neden şimdi başlamıyorsunuz? Beşinci prensip, başkalarına saygı gösterin. Stoacı filozoflar, insanlarla olan ilişkilerde saygının temel bir rol oynadığını sıkça vurgular. Epiktetos'un şu sözü bu anlayışı özetler. Başkalarına duyduğun saygı, aslında kendine verdiğin değerin bir yansımasıdır. Başkalarına saygı göstermek, yalnızca nezaket kurallarını uygulamak değil, onların duygularını, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını anlamaya çalışmak demektir. İnsanların farklı görüş ve deneyimlere sahip olduğunu kabul etmek, hayata bakış açınızı genişletir ve sizi daha anlayışlı bir insan yapar. Empati, burada en güçlü araçtır. Empati kurarak birinin ne yaşadığını anlamaya çalışmak, hem onunla sağlıklı bir bağ kurmanıza, hem de kendi iç huzurunuzu artırmanıza yardımcı olur. Ancak Stoacılar, başkalarına saygı göstermenin sınırlarının da olması gerektiğini söyler. Saygı, kendinizi feda etmek anlamına gelmemelidir. Kendi değerlerinizden taviz vermeden, başkalarının alanına saygı duyabilirsiniz. Örneğin, bir tartışmada karşı tarafın fikrine katılmasanız bile, onun bu fikre sahip olma hakkını kabul etmek, sağlıklı bir saygı göstergesidir. Marcus Aurelius, insanlarla nazikçe konuş ve onları anla, ama kendi prensiplerinden vazgeçme diyerek dengeyi korumanın önemine dikkat çeker. Bu anlayış, sadece bireysel huzur değil, toplumsal uyum açısından da gereklidir. Başkalarına saygı göstermek aynı zamanda kendi hayatınıza pozitif etki eder. İnsanlarla daha güçlü bağlar kurar, toksik çatışmalardan kaçınır ve çevrenizde sağlıklı bir sosyal çevre oluşturursunuz. Hayatınızdaki insanlara nasıl davrandığınızı gözden geçirerek bu prensibi bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, saygı sadece bir erdem değil, aynı zamanda iç huzurunuzu artıran bir güçtür. Altıncı prensip, sabırlı olun. Stoacı filozoflar sabrı insanın en güçlü erdemlerinden biri olarak görür. Epiktetos, sabır sıkıntılar karşısında gücün en belirgin şeklidir derken, sabrın yalnızca bir bekleyiş değil, aynı zamanda içsel bir güç ve bilgelik olduğunu vurgular. Sabırlı olmak, yaşamın getirdiği zorlukları anlayışla karşılamak, olayların kendi doğal sürecinde ilerlemesine izin vermek ve her şeyin zamanı geldiğinde yerine oturacağını kabul etmektir. Günümüzde hızlı yaşam temposu ve anında sonuç bekleme alışkanlığı bizi sabırsız bireyler haline getiriyor. Ancak Stoacılar bizi aceleciliğin zararlarına karşı uyarır. Sabırsızlık bizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak tüketir ve uzun vadede doğru kararlar almamızı engeller. Marcus Aurelius, sabrın insanın kendine dönüp iç huzurunu bulmasına yardımcı olduğunu söyler. Hayat acele etmen gereken bir yarış değil, anlamını bulman gereken bir yolculuktur. Sabır sadece beklemek değil, aynı zamanda süreçlere güvenmektir.
Örneğin kariyerinizde bir hedefe ulaşmak veya bir ilişkide derin bir bağ kurmak zaman alır. Sabırsızca sonuç beklemek yerine süreçten keyif almak ve her aşamayı öğrenme fırsatı olarak görmek gerekir. Bu zihinsel olarak daha sağlam ve mutlu bir hayat sürmenizi sağlar. Sabır başkalarıyla ilişkilerde de önemli bir rol oynar. İnsanlar farklıdır ve bazen sizi anlamaları ya da sizinle aynı fikirde olmaları zaman alabilir. Sabırlı bir tavır, ilişkileri güçlendirmek için gereklidir ve size hem hoşgörü hem de daha derin bir empati kazandırır. Sonuç olarak, sabır hayatın her alanında değerli bir erdemdir. Ne zaman bir zorlukla karşılaşırsanız ya da işler istediğiniz gibi gitmiyorsa, sabrınızı sınamak için bir fırsat olarak görün. Unutmayın, sabır bir bekleyiş değil, bir güç gösterisidir. Sabırla hareket ettiğinizde hem kendinizi hem de yaşamın akışını daha iyi anlayabilirsiniz. 7. prensip, ölüm gerçeğiyle yüzleşin. Stoacı felsefenin temelinde ölümün kaçınılmazlığı ve bu gerçeğin hayatı anlamlandırma üzerindeki etkisi vardır. Marcus Aurelius, ölüm korkulacak bir şey değil, doğal bir süreçtir ve yaşamın bir parçasıdır diyerek bizi ölüm gerçeğiyle barışmaya davet eder. Ölümü düşünmek, onu kabullenmek ve hayatı ona göre şekillendirmek Stoacıların sıkça vurguladığı bir erdemdir. Bu yaklaşım, Memento Mori, ölümü hatırla, prensibinde kendini bulur. Stoacılar, ölüm korkusunun insanları gereksiz endişelere sürüklediğini ve yaşamı tam anlamıyla deneyimlemelerini engellediğini savunur. Ölümü kabul etmek, yaşamın geçici doğasını anlamayı ve her anın kıymetini bilerek yaşamayı beraberinde getirir. Hayatın sınırlı olduğunu bilmek, bizi daha bilinçli kararlar almaya ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya iter. Seneca'nın şu sözü bu anlayışı özetler. Yaşamın uzunluğu değil, derinliği önemlidir. Ölüm korkusunu yenmek, Stoacı felsefenin ana hedeflerinden biridir. Bu korku genellikle bilinmeyenle ilgili kaygılardan ve yaşamdan kopma düşüncesinden kaynaklanır. Ancak Stoacılar bu korkunun yersiz olduğunu ve ölümün, doğanın düzeninin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini öğretir. Epiktetos der ki, ölüm bir kayıp değil, sadece bir dönüşümdür. Bu bakış açısı, ölüm korkusunu aşmanıza ve yaşamı daha cesurca kucaklamanıza olanak tanır. Stoacılık, ölümün düşüncesinin özgürlük getirdiğini savunur. Ölümü kabul eden bir kişi, dış dünyanın baskılarından daha az etkilenir. İş yerindeki stres, başkalarının beklentileri ya da maddi kaygılar, ölüm gerçeği karşısında önemini yitirir. Hayatın geçici olduğunu bilmek, daha özgür bir zihin ve daha anlamlı bir yaşam yaratır. Memento Mori pratiği, ölümü hatırlayarak yaşamı daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi içerir. Bu, sadece ölümle yüzleşmek değil, aynı zamanda yaşamın her anının değerini bilmek anlamına gelir. Örneğin, her sabah kalktığınızda şunu düşünün. Bugünüm, son günüm olsaydı nasıl yaşamak isterdim? Bu düşünce sizi sadece harekete geçirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatınızda gereksiz şeylere harcadığınız enerjiyi azaltır. Sonuç olarak, Stoacılar için ölüm bir son değil, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Ölüm gerçeğini kabullenmek, korkuları yenmenize ve yaşamınızı daha dolu dolu yaşamanıza yardımcı olur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, her insan bir gün son nefesini verecek ama bu gerçek yaşamı küçültmez, aksine ona değer katar. Öyleyse ölüm korkusuyla değil, hayatın güzellikleriyle yüzleşin ve her anın tadını çıkarın. Bu 7 Stoacı prensip hayatınızı derinden değiştirebilir. Stoacılığı hayatınıza entegre etmek sadece zor zamanlarda değil, her anınızda sizi güçlü kılar. Şimdi bu prensipleri uygulamaya başlayın ve hayatta gerçekten istediğiniz değişiklikleri yaratmaya adım atın. Hayat bizim bakış açımıza göre şekillenir. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.